döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik sonrası %400'lere varan artış nedeniyle tarlasına gübre atamaz hale gelen çiftçi çözüm bekliyor. Koca Sinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, gübre ithal eden firmalara seslendi. Fiyatların makul seviyelere çekilmesini isteyen Güneş, devletinde gübre üretimi yapması ve üreticiye ücret olarak vermesi gerektiğini söyledi. Bizler için 2021 yılı kurak bir mevsim yaşadık. Yani Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de özellikle sulanmayan alanlarda kurak bir mevsim geçirdik. Bu Türkiye'deki kuraklığın etkilediği il sayısı 41 tane il. Bu 41 ilin içinde Kayseri'mizde vardı. Zaten bu kuraklığı biz yani kafamızdan kuraklık oldu, şu kadar hasar gördük diyemeyiz. İl müdürlüğümüzün, ilçe müdürlüğümüzün tutmuş olduğu kuraklıkla ilgili hasar tespit çalışmalarında mevcut belli. Zaten ondan dolayı da bir kuraklık desteği ödemeleri çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Şu anda da hesaplarımıza yatmaya başladı. Bu oranlar çiftçilerin zarar gördüğü şeye göre, rakama göre %30'dan sonra eğer bir zarar varsa onu %30'un üzerine ödüyor devlet. %30'un altındaki de kuraklığa girmiyor. %30'dan başlıyor %100'e kadar. Bizim ilimizde %100 olan yer yok Kayseri'de. En fazla %65-70 veya 60 tam bilmiyorum. Çünkü her köyün raporu ayrı tutuluyor. Kuraklıktan çiftçilerimiz etkilendi. Türkiye'de rekortu bu sene geçen yıla göre bayağı düştü. Özellikle kıraç arazilerde bu zarardan çiftçilerimiz mağdur oldu. Bundan dolayı da ödemeler başladı. Onların ödemesi oluyor. İşte dekarına 30 liradan tutun 100 liraya kadar ödeniyor ama %100 bizim ilimizde yok. Barajlarımız boş. Şu anda tamamen sulama amaçlı kullanılan barajlar özellikle Sarımsaklı Barajı, Sarıoğlan Barajı, Yamala Barajı, öbür tarafta Develi Gümüşören Barajı, Bahçecik Barajı buralarda su oranları bayağı düştü. Bizim Sarımsaklı ile Sarıoğlan sıfıra indi. Doluluk oranları sıfırdı. Şu anda yavaş yavaş işte biraz dolmaya başladı. %15'ler civarında. Ama o yeterli mi değil. Yağışlar zaten yok. Kayseri'de şu ana kadar kayda değer bir kar yağışı olmadı. Biraz yağmur yağdı. Ondan dolayı işte üreticilerimiz biraz rahatladı. Yem fiyatları pahalı. Et fiyatları oldukça düşüyor. Besiciler de para kazanamıyor. Bu tabii ki kuraklık hem çiftçiyi etkiliyor. Hem besicilik yapan hem küçükbaş büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimizi etkiliyor. Bundan dolayı çiftçilerimizin bir sıkıntısı var. İnşallah 2022'de İyi bir yağmur olur, kar olur, barajlarımız dolar, rahat ederiz. Bu kapalı sistem sulama projelerinin ve devletimizin yaptığı özellikle sulama projelerinin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Çünkü su azalıyor, sistem kapalı olursa daha da az su tüketilir, yağmurlama damlama sistemine geçilir. Çiftçilerimiz bundan dolayı bir sıkıntı yaşadı, inşallah 2022'de yaşamayız. Dolar 18 bin liraya çıktığında gübre fiyatları da 15,5 yani 15.500, 16 lira gibi bir rakamlara çıktıydı üre gübresi. Peki dolar %100 artmadığı halde gübre fiyatları neden %400 arttı? Biz bunu merak ediyoruz. Yani dolar üre yükseldi diye fırsatçılar gübrenin fiyatını %400 artırırken şimdi dolar düştü. Bizim gübre fiyatları hala %300 civarında zamlı satılıyor. Niye düşürmüyorlar? Yani gübre tabii ki gübrenin pahalı olması çiftçilerimizi çok derinden üzüyor. Üretimimize engel oluyor. Girdi maliyetlerimiz çok yükseliyor. Bizim en büyük sıkıntımız gübre fiyatları, mazot fiyatları, elektrik fiyatları, bir de tarımda kullandığımız kimyasal ilaçlar. Bizim yani ben 3 bin lira tamam. Geçen sene 3 bin liraya aldık. Özellikle şimdi üre gübresi lazım. Mesela şu anda üre gübresi 12 bin liraya düştü. 15 bin 500 liradan 12 bin liraya düştü. Yani 12 bin liraya düşünce gübre fiyatlarını düşmüş mü sayacağız biz? Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Düşmüş olarak da kabul etmiyorum. Çiftçinin için ha 15 olmuş ha 12 olmuş hiç fark etmez. Bu gübre fiyatları eğer 6 liraya düşerse üre gübresi o zaman ben düşmüş kabul ederim. Çünkü doları 8 lirayken geçen sene 7,5 lira 8 lirayken üre 3 bin liraydı. Şu anda ürenin tonu 12 bin lira. Yüzde kaç artmış oluyor? 300. Yüzde 300 artmış oluyor ürenin fiyatı. Rapın fiyatı %300 artmış oluyor. %300 artan bir gübre dolarından yüre düştüğü zaman neden düşmez? Yani zaten Cumhurbaşkanımız, devletimiz bu konuda bu stokçuların fahiş fiyata satanların üstüne gidiyor.
biz öbür marketlerdeki gıda fiyatlarını biz çok takip edemeyiz. Yani biz ederiz de onlar başka odaların işi. Bizim özellikle devletimizden, yetkililerden istirhamımız %300 olan bir gübre fiyatının şu anda gübre atamaz duruma geldi çiftçilerimiz. Ondan dolayı da acilen en yani biz tamam %100 artarsa 6 lira olur. Biz 6'ya 7'ye razı oluruz. Ama 12 bin liraya kimse gübre alıp atamaz. Bu da neye, çiftçiye neye mal olur? Hem kalite düşer, verim düşer, Türkiye'deki rekorda düşer. Onun için zaten güzden gübre fiyatları pahalıydı. Güzden bazı çiftçilerimiz, yani gübre atamayan çiftçilerimiz var, azatan çiftçilerimiz var, baharında hiç atamayacak çiftçilerimiz var. Yani bir ton gübre 3 liradan 12 liraya, yani şu anda en indirilmiş fiyatı 12 lira. Ürenim, DAP'ınki de 12 lira, onunki de 12 lira. %26'lık dediğimiz o bahar gübresi, nitratın kilosu geçen sene bu zaman 1600 liraydı. Şu anda 8000 lira. Yani 1600 liralık gübre 8000 liraya satılıyorsa bu indirimli mi satılmış oluyor? Bana göre hiç indirim yok. Yani gübre üreten, gübre ithal eden şirketlere sesleniyorum. Eğer ülkemizi seviyorsanız, eğer çiftçiyi üretsin diyorsanız, lütfen elinizi taşın altına koyun, makul fiyatlara çekin. Nasıl marketlerde etiketler değişsin diyor Cumhurbaşkanımız, bu fahiş fiyat satanlara büyük cezalar uygulanacak diyor. Bence önce gübreden başlamak lazım. Gübre olmazsa, eğer gübre atamazsa çiftçimiz kesinlikle üretemez. Rekorte düşer, kalite düşer. Elektrik fiyatları geçen yıla göre daha pahalı. Elektrik fiyatları işte geçen sene bir kuyudan elektrikle su çeken çiftçilerimiz eğer ayda 10 lira ödüyorsa bu sene 20 lira ödediler. Geçen sene bu zaman 6500 liraya aldığımız mazot, çiftçimizin kullandığı mazot şu anda 11650 lira. Yani %100 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu da çok aşırı bir fiyat. Ben özellikle çiftçinin kullandığı mazota bir ayrıcalık tanınmasını istiyoruz. Bu Avrupa ülkelerinde de bazı ülkelerde çiftçinin mazotu renkli. Onlar bazen böyle indirimli veriyorlar. Onun için girdi maliyetleri düşerse çiftçi rahatlar. Eğer girdi maliyetleri bu şekilde devam ederse çiftçimiz üretemez duruma gelir. Gelecek yıl hasattaki beklentilerimiz tamamen yağışa bağlı. Eğer yağmur, kar, eğer yağışlar istediğimiz gibi olursa, gübre fiyatları da ucuzlarsa, biraz çiftçiye indirimli mazot verilirse biz üretmeye devam ederiz. Bizim beklentilerimiz eğer üreteceksek bu yönde. Yani bir çiftçi girdi maliyetlerini %300-400 artıyorsa çiftçinin gelecek yıldan beklentisi olmaz ki bir şey. Ancak bankalara olan borcunu öder, ödeyebilirse, ödeyemezse hiçbir şeyini ödeyemez. Her şey yağışa bağlı değil. Yağmur çok olur, kar çok yağar, barajlar çok dolar. Ama girdi maliyetleri yüksek olduğu zaman ondan da çiftçi rahatsız olur. Bizim beklentimiz işte bu sene TMO bir fiyatları işte 5. ayda iyi bir fiyat açıkladıydı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatın üzerinde bir fiyata sattık ürünlerimizi. Özellikle nohudu, işte mercimeği, arpayı, buğdayı, mısırı, ayçiçeği biraz geçen seneki fiyatlardan satıldı. Bizim beklentilerimiz eğer bu maliyetler böyle devam edecekse mutlaka Toprak Mahsulleri Ofisi girdi maliyetlerinin tamamını bir tane en düzgün şekilde hesaplayarak ona göre bir buğday ve arpada alım fiyatı açıklaması lazım. Bana göre eğer bu fiyatlar böyle devam ederse bizim buğdayımızı gelecek sene 6 bin liraya almaları lazım ki 6 bin liraya 7 bin liraya almaları lazım ki çiftçi kar etsin. Eğer biz buğdayımızı gelecek sene 3,5 liraya 4 liraya satarsak şu maliyetlerini hiçbir şekilde kar edemeyiz. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız üretim seferberliğini başlatmıştı. Bize ne dedi? Üreteceksiniz. Bir karış ekilmedik, biçilmedik yer kalmayacak dedi. Biz buna uyduk. Çiftçiler olarak uyduk. Ama şu gübre fiyatlarıyla biz nasıl üreteceğiz, nasıl kazanacağız? Onun için acilen bu gübre fiyatlarının geriye çekilmesi lazım.